gazilerimiz gerçekten şu anda çok sitemkar. Bir şey demiyorlar. Devletimiz sağ olsun diyorlar. Gaziler arasında niye ayrım kayrım yapıyorsunuz? Niye üvey evlat muamelesi yapıyorsunuz? Gazilere ödenen aylıkların asgari ücret düzeyine çıkarılacağı açıklandı. Ancak 15 Temmuz gazileri kapsam dışında kaldı. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonda görüşülmekte olan kanun teklifinde ne yazık ki 15 Temmuz 2016'da o hain Türkiye'mizi işgal hareketindeki o mücadele edip de kol veren, bacak veren, göz veren ve şehitlerimizin yol arkadaşı olan o kişiler ne yazık ki şu anda çıkarılacak olan bu kanuna yaralanamıyorlar. 15 Temmuz gazilerine 675 sayılı kanun hükmünde kararname ile gazilik ünvanı verildi. Onlar 6 yıldır kanuni bir düzenlemeyle 3713 sayılı terörle mücadele kapsamına alınmayı bekliyordu. Ancak şu zamana kadar herhangi bir adım atılmadı. Uzuvlarını kaybetmiş %80 engellilik oranı olan kişiler aşağı yukarı 350-370 civarında Onlara bir maaş bağlandı. Diğer yüzde seksen gazimizin hiçbir maaşı yoktur. Bazen arkadaşlarımla dalga geçiyorlar. Siz çakma gazisiniz diye. 675 sayılı kanun hükmünde kararnameyle bu arkadaşlarımızı bu şekilde devam ettirirsek çakma gazı olarak lanse edilmeye devam edilecek. 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç ulusal kanala konuştu. Gaziler arasında ayrım yapılmadan maaşlarının asgari ücret düzeyine alınmasını istedi genel kurula gelmeden gazilik ünvanı verilenler, yok şeref aylığı alanlar, yok almayanlar, yok kanun hükmünde kararnamedir, yok 3713'tür, yok 1005'tir. Ayrım kayrım yapılmadan tek çatı altında gazilerimizin sorunlarını çözsünler.